Merhaba, iyi günler. Panorama TR'nin Türkiye araştırmasını, seçim araştırmasını direktörü Hatem Ete ile konuşacağız. Hatem, merhaba. Merhaba. Her ay yapıyorduk, sonra ara verdik. Daha doğrusu siz ara verdiniz. Yazın yapmadınız araştırma, değil mi? Ağustos ayında yapmadık, evet. Yılda Neden? bir ay. Aslında bu yıla kadar yapıyorduk ama Ağustos ayında genelde abonelerimiz de tatilde oluyor. Siyasete ilgi biraz daha düşük oluyor. Dolayısıyla böyle bir ayı şeysiz geçirelim dedik. Eyvallah. Şimdiki araştırma çok çarpıcı, birçok yönden çok çarpıcı. Birisi başta çıkarttığımız AK Parti'nin kıl payı birinci parti olması. Yani CHP'nin birinciliği kaybetmesi, ama ona gelmeden önce çok daha önemli olduğunu düşündüğüm mesele kararsızlar meselesi ve kararsızlar baktığımız zaman birinci parti. Önce bunu bir konuşalım, sonra siz kararsızları dağıtmadınız, onu da ayrıca soracağım. Ama öncelikle kararsızların durumunu ve kim bunlar, ne tahmin ediyorsunuz, diğer cevaplardan hareketle bunlar daha çok iktidara mı yakın, muhalefete mi yakın? Daha önceki araştırmalarınızda çıkan oranlarla kıyasladığınız zaman nasıl bir durumda kararsızlar, onu bir anlatır mısınız? Tabii. Şimdi kararsızlar meselesi önemli gerçekten. Genelde oy vermeyeceğini söyleyenlerle birlikte toplamda 20 civarında olduğu zaman, 25'e de çıktığı zaman biz bunu çok olağan karşılıyoruz. Çünkü Türkiye'nin gündeminde bir seçim yok. Dolayısıyla seçmenin de siyasi parti aidiyeti ancak seçime yakın bir zaman netleşiyor. Uzak olduğumuz için de belli oranda bir kararsızlık durumu olabilir diyoruz. Fakat şimdi gördüğümüz seçimlerden sonra oy vermeyeceğini ifade edenlerle birlikte oran %25'in üzerinde ve üstelik her ay da bu oran artıyor. Normalde zaman, yani siyasi partiler kendilerini yeniden konumlandırdıkça bunun da biraz daha netleşmesi, daralması gerekir. Ama bu ay bizim bulgumuz %35'e dayandı kararsız seçmen oranı. Oy vermeyenlerle birlikte değerlendirdiğimizde, yani oy vermeyeceğini ifade eden katılımcılarla birlikte topladığımızda. Bunu ben siyasetin şu an içinde bulunduğu bu hareketlilikle, arayış süreciyle ilişkilendiriyorum. Seçmen seçimlerden sonra siyasi partilerin tutumuyla ilgili henüz herhangi bir netleşme yaşamamış gözüküyor. Bu bir memnuniyetsizlik izharı. Geleneksel olarak bu kararsız seçmenin yaklaşık yarısı AK Parti seçmeni oluyordu. Yani diyelim ki %20 civarında bir kararsız varsa bu %20'nin %8-9'u mutlaka AK Parti seçmeni oluyordu. Şimdi de bu devam ediyor. Yani AK Parti seçmeni başka bir yere yönelmek yerine kararsız blokunda durmaya devam ediyor. İkinci büyük çoğunluğu İyi Partililer teşkil ediyordu. Daha önceki seçimde İyi Parti'ye oy vermiş olan katılımcılar şimdi kararsız blokunda durmaya devam ediyorlardı. Bu ay gözlemimiz CHP'lilerin bir kısmı da, yani seçimlerde CHP'ye vermiş, 31 Mart seçimlerinde CHP'ye oy vermiş, 14 Mayıs'ta CHP'ye oy vermiş seçmenin de kararsızlar içindeki oranında bir artış oluşmaya başlamış. Bu aslında bize şunu ifade ediyor. Seninle defalarca aslında bu programda konuştuk. Seçimlerden sonra asıl büyük sorumluluğu seçmen CHP ve AK Parti'ye verdi. Siyaseti dizayn etme, yeni siyasal gündemi, rotayı, stratejiyi belirleme işlevini bu iki partiye yükledi. Ya da basitçe Erdoğan'a ve CHP'ye yükledi. Şimdi Erdoğan bugüne kadar bu beklentiyi karşılamaya yönelik planlı, belli bir yol haritası içerisinde hareket ettiği izlenimi veren bir söylem ya da politika değişikliği yapmadı. O nedenle de seçmen orada durmaya devam ediyor. CHP bir yola giriyor mu girmiyor mu beklentisi vardı. Seçimlerden sonra Özgür Özel'in tutumu üzerinden bazı işaretler belirmişti. Ama son 2 ay aslında CHP'de çok daha büyük bir karışıklık olduğu duygusu seçmene yansıdı. Ben bu ayın asıl önemli verisinin bu CHP içindeki tartışmanın, geriliminin
hem CHP'nin oylarına düşüş olarak hem de kararsız seçmenin oranına bir artış olarak yansıdığını düşünüyorum. Yani dolayısıyla AK Parti cenahında çok bir değişiklik yok. Orada kararsızlar olduğu gibi durmaya devam ediyor. Ama asıl bu ayın farkı CHP'li seçmende de bir kararsızlığa yöneliş var ve bu da temelde CHP'nin içinde bulunduğu tartışmalardan duyduğu rahatsızlıkla ilişkili. Buna bilahare tekrar geleceğiz. Çünkü AK Parti'nin kıl payı birinciliği ele alması bahsinde de aynı konuyu bir şekilde konuşmamız gerekecek. Ona geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Siz ilk defa kararsızları dağıtmadınız. Evet. Bunu da vurguluyorsunuz. Şimdi normal olarak nasıl yapılıyordu? Kararsız bir oy vermeyen seçmenler şu kadar, şu parti şu kadar, şu parti bu kadar. Sonra bunlar oranlı bir şekilde dağıtıldığı zaman diye ikinci bir tablo yapılırdı. Siz şunu yapmışsınız. Bir oy seçmenin doğrudan tercihini, bir de oy vermeyeceğim deneyini dağıtmışsınız. Ama kararsızı dağıtmamışsınız. Neden böyle yaptınız? Şimdi bunu 2-3 aydır düşünüyoruz aslında. 31 Mart seçimlerinden sonra sayı çok artınca, yani kararsız oranı çok artınca bu dağılımı yapmak bir sürü yanlış algıya yol açıyor. Siyasi partilerin performansları ile ilgili yanlış kanaatlere yol açıyor. Mesela doğrudan tercihlerde oyu hiç değişmemiş bir parti kararsızlar dağıtıldığında bu ay oyunu arttırmış gibi gözüküyor. Ya da oyunu minimum düzeyde arttırmış bir parti kararsızları dağıttığımızda çok fazla oyunu arttırmış gözüküyor. Şimdi bu bizim siyasi ve siyasi partiler de bizim temelde Türkiye kamuoyu olarak anket okur yazarlığımız da kararsızları dağıttıktan sonra siyasi partilerin oy oranını söylemeye daha yatkın. Öyle olunca da çok yanlış bir intiba oluşuyor. Biz bunu engellemek için yani daha Türkiye önümüzdeki işte 2028'e kadar diyelim seçimsiz bir dönemde bu resmi tarihi baz alacaksak dolayısıyla her ay bu gelgitlerle ve bunun oluşturduğu yanlış intibalarla uğraşmak yerine bir genel ilke koyalım dedik. Normal Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı gibi Yüksek Seçim Kurulu seçime katılmayanları yok sayıp katılım oranını %100'e endeksleyerek nasıl dağıtıyorsa biz de oy vermeyeceğini ifade eden seçmeni dağıtalım. Ama kararsız olduğunu ifade eden seçmeni bir kararsızlık durumu olarak orada muhafaza edelim dedik. Birinci şeyimiz bu. Birinci gerekçemiz buydu. Yani bu siyasi partilerle ilgili, siyasi partilerin kendileriyle de ilgili yanlış intibalara yol açıyor diye. İkincisi, biz bu kararsızlık meselesinin kendiliğinden bir siyasi tutum olduğunu ve bu siyasi tutumun da altının çizilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu rastlantısal bir şey değil. Temsil ilişkisinin zayıfladığını gösteren bir şey. Seçmenin siyasi partilerle var olan geleneksel olarak çok güçlü olan bağlarının zedelendiğini gösteren, seçmenin siyasi partilerin performansından duyduğu memnuniyetsizliği açığa çıkaran bir oranı. Ve üstelik de siyasi partilerin tamamından daha yüksek bir orana sahip kararsızlar. Yani şu anda birinci parti Kararsızlar Partisi. Öyle olduğu için de biz bunun altını da çizmek istiyoruz. Yani her ay kararsızları da bir siyasi parti gibi değerlendirip bu kararsızlardaki içeriğin nasıl dönüştüğünü, hangi siyasi parti geçmişine sahip olan seçmenin burada ağırlığının daha fazla olduğunu, bunun oyunun artıp azalmadığını da görmenin siyasetle ilgilenen aktörler açısından da daha anlamlı olacağını düşünüyoruz. O yüzden bir önümüzdeki 2-3 yıl kendimizi şeyle bağladık. Yani ya bir erken seçim kararı alınıncaya ya da seçimin takvimine bir yıl kalıncaya kadar biz bu kararsızları dağıtmadan sadece oy vermeyeceğini ifade eden seçmeni dağıtarak devam edelim dedik. Bence bu yeniliği yapmaya da ihtiyaç vardı diye düşünüyorum. Şimdi tabloya bakıyorum. Kararsızları dağıtsak bile AK Parti ve CHP benim hızlı matematiğime göre %30 civarında oylarda gözüküyorlar. Bu bile son yerel seçimde aldıkları oyun hayli gerisinde. Ama buna karşılık çok açıkçası çok büyük bir çıkış yapan parti de göremiyorum. Yok, Yani evet. şöyle bir şey var.
Kararsızlar birinci parti. Tamam, onu anladık. Ama baktığın zaman bu tabloda yani şunun çıkışı diye bir şey görmüyorum. Onun hatta aksine çıkışta olan mesela bir Yeniden Refah Partisi'nin hiç de iyi bir durumda olmadığını görüyorum. Zafer Partisi beklentisi çok yüksek, çok da iyi bir yerde olmadığını görüyorum. Sizin daha önceki şeylerde bir şekilde tabloya girerdi. Türkiye İşçi Partisi bu sefer diğerlerin arasında geçtiğini görüyorum. Bu oylar nereye gidiyor? Şöyle, çok, çok doğru bir soru. Buraya gelmeden kararsızlarla ilgili bir şeyi daha aktarayım. Bu kararsızlar dosyasını öyle kapatalım istersen. Kararsızların bu kadar yüksek olmasının bir nedeni siyasi partilerin siyasi performansı ve siyaset vaadi ile ilgili seçmenin memnuniyetsizliği iken bir diğer mesele de aslında başkanlık sistemi ile ilgili yeni durum. Seçmen muhtemelen en az siyasi partiler kadar artık bazı siyasi aktörlerin de tutumunu gözlüyor ve o tutumuna göre en son siyasi partiyi netleştirecek. Burada da en fazla ön plana çıkan aslında Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın durumu. Özellikle Mansur Yavaş yine Ekrem İmamoğlu CHP ile çok özdeşleştiği için görünürlükte bu çok etkili olmuyor olabilir. Ama ben bu kararsızlık meselesinde Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağı meselesinin de etkili bir işlev gördüğünü düşünüyorum. Yani bu karışıklık da olduğu sürece bu da kararsızlık oranının artışı olarak gözüküyor. Bu kararsızlar şeyini kapatayım böylece. Dediğin şeye gelince aslında 31 Mart sonrası siyasal eksen dediğimiz eksen AK Parti'nin açık ara birinci parti olma statüsünü kaybettiği, birinciliğin CHP ile AK Parti arasında bir yarışa tabi olduğu ve bu ikisinin de %30'lar civarında olduğu, hatta %30'ların altında yer aldığı, geriye kalan 2-3 siyasi partinin ise neredeyse seçim barajı marjında yer aldığı bir denklemdi. Yani dolayısıyla hatırlarsan seninle konuştuğumuzda üçlü bir banttan bahsetmiştik. Birincilerin olduğu bant %25'ler bandı diyelim. Seçim barajı marjında bir bant ve %1 ile 3 arası şeyde yer alan ya da 0 ile 3 arasında yer alan bir bant. Dolayısıyla aslında çok sadeleşti Türkiye'deki siyasi partilerin şeyi ve bunların hiçbirisinde şu anda ciddi bir hareketlik gözükmüyor. Yani ne AK Parti oyunu arttırmış durumda ne CHP oyunu arttırmış durumda. İkisi oyunu da çok fazla düşürmüyor. Yani ikisinin hareketliliği artı bir eksi bir düzeyinde devam ediyor bizim gözlemlerimiz. Maksimum zorlarsan artı eksi iki düzeyinde bir hareketliliğe sahipler ikisi. Ama ne birisi diğerine açık ara üstünlük ortaya koyabiliyor, ne de yarışı geride bırakacak kadar geriye düşebiliyor. İkisi de yani muhtemelen biz bir iki ay sonra CHP'nin yeniden birinci parti haline geldiğini görsek de şaşırmıyoruz. Çünkü ikisi belli ki artık aynı denkleme geldi, yerleşti ve bu denklemde birbirleri arasında bir ilişkileri olacak. Benzer bir şey ikinciliği paylaşan partiler için de geçerli. MHP biraz daha geride, DEM Parti biraz daha ileride, Yeniden Refah Partisi daha çok gerilere düştü. Ama DEM Parti ile MHP'nin konumu da hemen hemen aynı. DEM Parti seçim barajı marjında biraz daha üstünde bir yerde duruyor. MHP seçim barajının biraz altında bir yerde duruyor. Bunların oy oranında da çok majör bir değişiklik yok. Burada sürpriz olan Yeniden Refah'la Zafer Partisi'nin ikisi de bu büyük siyasi partilerin seçim arayışıyla çok fazla vakit geçirdikleri bir dönemde yol alamamış olmaları aslında. Yani CHP kendi iç sorunlarıyla meşgul, AK Parti ittifak içi sorunlarla meşgul. Yani CHP'nin iki parti içi, AK Parti'nin iki ittifak içi sorunlar ve bu sorunlar ikisinin de güçlü siyasi öneriler geliştirmelerini engelliyor. Burada mesela Yeniden Refah Partisi, AK Parti'nin içinde bulunduğu bu tıkanıklığı aşmaya yönelik bir siyaset önerebilseydi kendi seçmenine, topluma, kararsızlardaki AK Partili seçmene bir yol önerebilseydi. Benzer bir şey Deva Gelecek Saadet Partileri için de geçerli. Oradaki hareketliği de biraz konuşabiliriz istersen. Burada ne bir potansiyel var mı yok mu? Orada bir not düşmek Ama istiyorum. evet Bir yani bu yasayla ilgili bir not düşmek istiyorum. Bu belediye başkanlarını AK Parti'nin
kademe kademe yeniden Refah'tan kendi saflarına çektiğini gördük biliyorsun. Bir de Şanlıurfa kazandığı tek büyük şehir şu anda bağımsız oldu. Ama muhtemelen AK Parti'ye geçecek. Bunun yeniden Refah seçmeninde bir kırılma yarattığı kanısındayım. Yani şöyle ki seçtik daha bir yıl dolmadan gittiler. Yani bu çok acayip bir duygu ve bunu yönetemedi yeniden Refah Partisi de. Çok şok oldular. Ve Ama bir şey söyleyemiyorlar yani. seninle konuştuk ama yani yeniden Refah'ın almış olduğu oy oranı üzerinde de bu aktörlerin çok belirleyici bir etkisi vardı. Yani yeniden Refah Partisi siyasi söylem ve politikalarıyla oluşturduğu kadroyla seçmende AK Parti'ye alternatif bir parti algısı uyandırdığı için seçimlerde bu kadar yüksek oy almadı. Bir sürü yerde çok doğru aktörler tercih ederek eski AK Partili aktörleri tercih ederek burada oyunu çok ciddi bir şekilde arttırdı. AK Parti'nin adaylarını beğenmeyen seçmene ya da AK Parti'ye güçlü bir mesaj vermek isteyen seçmene bir adres oluşturdu. Şimdi seçimden bu yana geçen bu 4-5 aylık süre içerisinde yeniden Refah eğer seçimlerde aldığı rüzgarı arkasına alıp bunu kendi seçmeni haline getirmeye yönelik güçlü bir siyasi performans ortaya koysaydı, kadro genişliğini sürdürseydi, yeni söylem diri, güçlü bir söylem geliştirmiş olsaydı, ben AK Parti'nin bu adayları yani bu belediye başkanlarını yeniden transfer etme imkanının da daralacağını düşünüyorum. Yani o zaman bu aktörler de AK Parti'ye kolay kolay geri dönmeyebilirlerdi en azından bir kısmı. Ama son 4-5 aylık süreçte yeniden Refah'ın o seçimde aldığı rüzgarı seçimsiz dönemde de bir politikaya dönüştürüp söyleme dönüştürüp sürdüremediği anlaşıldığı için aslında hem belediye başkanları nezdinde hem kendi seçmeni nezdinde kırılgan bir hale geldi yeniden Refah Partisi. Biz bunu bu programda birkaç defa konuştuk aslında. Yani yeniden Refah bir alternatif oluşturma potansiyeli elde etti. Bunu elbette geliştirip geliştirmeyeceği büyük bir soru işaretiydi. Ama seçmen ona bir AK Parti'ye alternatif oluşturabilecek parti arayışındayım. Bu sen olabilirsin mesajı vermişti. Bu süre biraz heba edildi diye düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki dönemde de yeniden Refah'ın bir söylem geliştirip geliştirmeyeceği, kadrosunu geliştirip geliştirmeyeceğine bağlı biraz bu dinamikler. O anlamda bir etkisi oldu ama belirleyici olan bu değil diye düşünüyorum. Yeni bir ittifak çağrısı yaptılar biliyorsun. Üçüncü bir ittifak kendi liderliklerindeki. Bu aslında hani bir fikir, yeni bir fikir gibi geliyor ama aslında bir anlamda havlu atmak gibi de bir şey. Çünkü normal şartlarda yerel seçimin ardından yeniden Refah ülke barajını tek başına geçebilecek bir parti Evet. şeyinde. Şimdi ittifak çağrısı barajı geçemeyeceğin itirafı gibi. Madem buraya geldik bir de şu şeyi de bir konuşalım. Gelecek Deva nihayet birleşmeye niyetlendiler diyeceğim ama hala emin değilim. Saadet de bir şekilde olabilir işin içerisinde en azından grupta olabilir. Bu partilerin birleşmesinin falan herhangi bir etki yaratabileceğini düşünüyor musun? Nasıl bir birleşme olacağına bağlı. Yani muhafazakar seçmende bir arayış olduğu çok açık. Muhafazakar seçmenin gözünü diktiği ilk adres AK Parti. AK Parti'den öteye bakacaksa da bu yine muhafazakar seçmene hitap edebilecek bir siyasi parti gibi gözüküyor. Çünkü kararsızlardaki duraklamaları uzun sürdü. Bu şu demek, mevcut siyasi partilerden birine yönelmek yerine temel alternatif olarak hala AK Parti bekleniyor ya da oluşacak yeni bir oluşum bekleniyor. Şimdi dolayısıyla muhafazakar seçmene hitap eden siyasi partilerin bir potansiyeli var bence. Gelecek ve Deva bu ve Saadet bu potansiyeli dolduracak bir aktöre dönüşmediler bugüne kadar. Eğer bugün ikisi arasında süre giden arayış mecliste bir grup oluşturalım, parti sayısını sadeleştirelim. Yani bu Gelecek Partisi olabilir ya da Deva Partisi olabilir. Bu lider çokluğuna son verelim, birisi lider olsun ve böyle devam edelimse bunun bir heyecan oluşturacağını zannetmiyorum. Yani evet, bugünkü halinden daha iyi olur. En azından Gelecek ve Deva'daki
bu arayışlar bütünleşmiş olur, söylem bütünlüğü sağlanmış olur falan. Ama bunun muhafazakar seçmenin aradığı cevap olduğunu zannetmiyorum. Burada bu birleşmeye eğer yeni bir siyasi oluşum izlenimi verilebilirse, havası verilebilirse, dışarıda bekleyen siyasi aktörler de var biliyorsun. Birçok muhafazakar siyasi aktör seçimlerden sonra mevcut partilerin yeterince adresi olmadığını düşündükleri için yeniden bir arayışa girdiler. Bir sürü yoklamalarda bulundular, toplantılar yaptılar vesaire. Onlarla da bir araya gelip yeni güçlü bir dinamik oluşturabileceklerse bir anlamı var. Yani ben dolayısıyla geride bıraktığımız 3-4 yıl içerisinde çok fazla denendi bu birleşme. Her seferinde geldi seçmeni biraz daha fazla uzaklaştıracak. Parti ismi ne olacak? Lider kim olacak? Görevi bırakan liderin görevi ne olacak falan gibi şahsi meselelere takıldı durdu. Şimdi de seçmen eğer bunlar etrafında bir diyalog oluşmaya devam ettiğini görürse ben yine buranın bir alternatife dönüşeceğini zannetmiyorum. Ama bu birleşme eğer taze bir siyasi oluşuma, yeni güçlendirilmiş bir kadroya, gözden geçirilmiş bir siyasi söylem çerçevesine dönüştürülüp yeni bir kimlikle ortaya çıkabilirse bu potansiyelin çok güçlü olduğunu görüyorum ben. Çünkü orada bir seçmen var ve siyasi aktörü bekliyor diye düşünüyorum. Şimdi bu söylediğin gelecekle DEVA arasındaki bu pazarlıklar, şunlar bunlardan CHP'ye geçebiliriz istersen. CHP son günlerde sadece parti içerisi üzerinden konuşuluyor. Daha şimdiden Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Yok Özgür Özel partinin başına geçerse dava açılmaz. Yok ya da siyasi yasak gelmez. Ya da siyasi yasak gelirse ne olacak falan gibi tam bir CHP iç bir mesele olmuş ve anladığım kadarıyla iktidar da bundan, Erdoğan bundan çok memnun. Yani CHP tamamen kendi içine düşmüş ve aktörler de aslında mesela Mansur Yavaş falan da ya şimdi konumuz bu değil demiyor. Partim görev verirse olurum diyor. Başka bir şey oluyor falan. Bunun insanları ben gördüğüm yani izleyicilerden gelen tepkilerden de görüyorum. Yakın çevremde de görüyorum vesaire. İnsanları biraz değil fazlasıyla bıktırmış gibi. Sizin de bu araştırmanızdaki CHP'den oy azalması ya da insanları kararsıza doğru kaymasında böyle şeyler de etkili oluyordur değil mi? Doğrudan etkili oluyor diye düşünüyorum. Bence bu ayın en önemli dinamiği bu. Yani CHP'yi seçmen nezdinde anlamlı bir adrese dönüştüren şey genel seçimlerdeki o altılı masadaki çok başlılığın bitmiş olmasıydı. Yani altılı masa çok başlıydı, o çok başlılık dolayısıyla bir siyaset üretemiyordu. İnsanlar, partiler birbirlerini kollamaktan diri bir siyaset üretmeye zaman ayıramıyorlardı. Bütün bu gerekçelerle de millet seçimlerde altılı masaya bir prim vermedi. Yerel seçimlerde CHP tek başına bütün o toplumsal muhalefetin aktörüne dönüştü. Sadeleştirdi bu adresleri. Ve seçimden sonraki 3-4 aylık süre boyunca da aslında CHP'ye eğer iyi tasarlanmış bir siyasal rota, bir siyasal strateji belirlerse yeni aktör olarak görmeye devam edeceğini de hissettirdi. Hatırlarsan bir seçimden sonra Nisan-Mayıs ayındaki seçmen davranışlarını yorumlarken şaşırdığımızı 31 Mart'ta CHP'ye oy veren seçmenin CHP'de kalmaya devam ettiğini, bunun da sürpriz olduğunu konuşmuştuk. Yani aslında hepimizi şaşırtmıştı bu. Seçmen sadece yerel seçimlerde bir stratejik taktiksel oy kullanmamıştı. CHP'ye ben önümüzdeki genel seçimlerde de siyasi sözcüm olarak bir rol veriyorum demeye başlamıştı. Fakat şimdi Haziran'dan bu yana, yani özellikle Temmuz sonrası Ağustos ve Eylül aylarında bu geride bıraktığımız 3 ayda yaşanan tartışmalar neredeyse altılı masanın bütün hatırasını CHP bünyesinde canlandırdı. Yani altılı masa kendisini CHP içinde yeniden klonlamış gözüküyor. Eski tartışmalar, aynı başlıklar, aynı pozisyonlar, yine kısır siyasi çekişmeler, yine bir aktör olarak bütün bu süreçleri bir mühendislik enstrümanı gibi etkilemeye çalışan bir
CHP medyası falan, yani bütün o altılı masa döneminde insanları ürküten bütün dinamikler son 2 ay içerisinde CHP içerisinde harekete geçmeye başladı. Ve aslında bunun zamanı ve zemini de yok. Yani seçimlere epey bir vakit var. Altılı masanın o çoklu yapısı ortadan kalktı. CHP tek başına bir lider değişikliği oldu falan. Fakat buna rağmen CHP'yi birkaç şey çok ciddi bir şekilde etkilediği düşünüyorum. Ben onu bu ayki raporumuzda biz onu şu şekilde sadeleştirdik de. Bir, bence en belirleyicisi ve bütün bu diğerlerini de etkileyen ana dinamik CHP'nin seçmene CHP içi paydaşların, bileşenlerin de tartışmasını aldıktan sonra kamuoyuna güçlü bir şekilde sunduğu bir siyasal önerinin henüz gerçekleşmemiş olması. Yani CHP seçmene bir potansiyel umut adresi olduğu çok açık, ama bu potansiyeli nasıl hayata geçireceğine dair umut verecek, ete kemiğe büründürecek bir siyasi yol haritası henüz sunabilmiş değil. Bir sürü rotaya savruluyor, hızlıca geri çekiliyor o rotalarda. İkincisi, ve bu diğerlerini de etkiliyor bence. İkincisi, CHP'nin muhalefet yapma tarzı hem bütünlüklü değil, tutarlı değil, hem de güçlü değil. Yani bir hat üzerinde biçimlenmiyor. CHP çok sık muhalefet etme tarzını, biçimini, üslubunu ve içeriğini de değiştiriyor. Dolayısıyla bu da seçmende bir probleme yol açıyor. Yani zaman zaman bu normalleşme meselesini ben ilk günden beri çok destekledim, biliyorsun. Bu programda da çok konuştuk. Bunun CHP'ye sağladığı katkının AK Parti'ye sağladığı katkıdan çok daha fazla olduğunu söyledim. Ama bu normalleşme politikasının içeriği neredeyse sadece ilişkilerde yumuşama olarak algılandı CHP tarafından. Ben bunun siyasal içerikte bir normalleşme olması gerektiğini düşünüyordum. CHP'nin söyleminde bir normalleşmeye yol açması olduğunu düşünüyordum. Bu yapılmıyor. Üçüncüsü, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel. Şu anda CHP'nin politikasını etkileyen çok net bir dört aktör oluşmuş vaziyette. Yani bu dört aktörün her birisinin kendi öncelikleri üzerinden yürüttükleri söylemlerin tamamı CHP algısını dağıtıyor seçmenin nezdinde. Yani dolayısıyla CHP yine çok başlı bir algı oluşturmaya başlıyor. Benim altılı masayı kolonladı dediğim şey temel olarak bu. Yani her birisinin kendi gündemi var, kendi öncelikleri var ve bu öncelikler yine CHP Bir üzerinden hayata geçiriliyor. de tabii Bütün son bunları topladığında yani CHP... gördüğümüz gibi mesela ayağa kalkma meselesinde mesela Kılıçdaroğlu hemen hızlı bir şekilde Evet. Özgür Özel'i hedef alıyor. Yani böyle bir şey de var. Yani ayrı ayrı şeyler söylüyor olmaları başka, bir de birbirlerine de artık söyler oldular yani. Aynen, yani yine medya üzerinden bu bahsettiğimiz dört aktör karşılıklı birbirlerinin iddialarına cevap vermeye, ithamlarını cevaplamaya, laf atmaya vesaireye başladılar. Bu CHP'nin seçmen nezdinde bu 31 Mart'ta oluşturduğu algıdan çok hızlıca uzaklaştırır CHP'yi. Ben bu ayki temel dinamiğin bu olduğunu düşünüyorum. Seçmen bunu gördükçe CHP'den uzaklaşıp kararsızlar blokuna geçiyor. Kararsızlardan da eski aidiyetlerine dönüş gerçekleşecek 1-2 ay sonra da. Çünkü CHP'yi birinci parti haline getiren şey, daha önceki seçimlerde AK Parti'ye, İyi Parti'ye, DEM Parti'ye, Zafer Partisi'ne, Türkiye İşçi Partisi'ne oy vermiş birçok seçmenin AK Parti karşısında güçlü bir adres oluşması için CHP'ye yönelmesiyle oluşmuştu. Ve seçimden sonraki 5-6 ayda bu sürdü. Şimdi eğer CHP bir an önce bu kendi iç ihtilafını giderip seçmene yeni bir yol haritası sunup bu yol haritası üzerinden bir umut oluşturamazsa tekrar seçmen kendi eski adreslerine dönmeye devam eder ya da kararsızlar blokunda durup yeni çıkan aktörleri gözlemeye başlar. O anlamda bu ay gördüğümüz şeyin çok ciddi bir ihtar olduğunu düşünüyorum. Peki bir ara bahsettin, Erdoğan'dan da pek bir şey görmedik. Yani yeni bir strateji, şu ana kadar söylediği işte anayasa demenin dışında pek bir şey yok. Bir de tabii çok ciddi bir olay var. Orta Doğu'daki alt üst olan dengelerde bir şey yapamamanın verdiği bir
şey de var yani, nasıl diyeyim, zorluk da var. Yani Erdoğan neyi nasıl yapabilir? Mesela diyorsun şimdi CHP'den insanlar tekrar geri dönebilir falan. Orada ekonomide bir mucize olmayacağı da herhalde anlaşılıyor. Bakıyoruz enflasyon rakamları işte bugün açıklandı yine. Yani çok büyük bir refah falan, ferahlama falan olmayacak en azından bir süre. Peki bunu Erdoğan nasıl toparlayabilir? Yani tekrar geri kazanmak ihtimali. Yani Erdoğan'ın şu andaki en önemli hedefi herhalde eski, yani kaybettiği oyları almak. Çünkü o yetiyor ona. Yani benim görebildiğim AK Parti seçimlerden sonraki 2-3 aylık bir arayıştan sonra şuna ikna oldu. Yani şunu benimsedi. Elimdeki seçmeni elimde tutmaya devam edebilirsem önümüzdeki 1-1,5 yıla erteleyebilirim önemli siyasal hamleleri. Çünkü mevcut siyasal denklemde bu seçmene alternatif olabilecek güçlü bir aktör gözükmüyor. Beni siyasetimi değiştirmeye zorlayacak güçlü bir aktör de oluşmuş değil. Dolayısıyla mevcut seçmenimi elimde tutabilirsem yeniden ya kıl payıyla birinci parti olurum ya da CHP'nin çok gerisine düşmem ve dolayısıyla da bunu böyle yürütebilirim ben. İttifak içindeki işbirliğini, o bütünlüğü korumaya devam etmem daha önemli yeni bir siyasi hamle yapmaktan diye düşündü. Bu süre boyunca da ekonomide bazı düzelmeler falan yaşanırsa bu benim lehime olur. Artı muhalefet eğer bir alternatif oluşturmazsa, CHP kendi iç gerilimleriyle uğraşmaya devam ederse de zaten beni zorlayacak bir aktör çıkmaz diye tasarladı. Ben bu öngörünün bugün itibariyle AK Parti'yi zorlayacak bir yere varmadığını düşünüyorum. Yani bu öngörü ilerliyor gözüküyor. CHP seçmende yeni bir heyecan üretebilecek ciddi bir yapısal siyasal değişikliğine yönelmiş değil. Muhafazakar aktörler AK Parti alternatif oluşturabilecek bir güç birliğine, yeni bir söyleme, yeni bir oluşuma evrilmiş değil. İttifak içinde AK Parti'nin kendi ittifakı içindeki pürüzler hızlıca giderildi ve devam edildi. Dolayısıyla muhtemelen Erdoğan bununla devam edebilirim diye düşünüyor. Geriye ne oluşacak? Orta Doğu'daki bu endişe, bu savaş iklimi mevcut iktidarı korumaya daha elverişli bir denklem. Hatırlarsan biz bunu bütün süreçlerden sonra da konuşmuştuk. Depremden sonra, etraftaki savaş dinamiklerinden sonra yani genelde toplum bir varoluşsal tehdit yaşadığında mevcut iktidarın gücünü önemser, o güce hitap eder, o gücü önemser. Bunun seçimlerde AK Parti'ye çok ciddi bir güç kanalize edebilecek bir dinamik olacağını düşünmüyorum. Ama şu anda mevcut iktidarı hırpalamaya yönelik güçlü huzursuzlukları engelleyecek bir dinamik olur bu. Yani AK Parti böyle bir var idiyse eğer ki bu ayki raporumuzda biz bunun çok güçlü bir talebe dönüşmediğini de ölçümledik, erken seçim talebi. Bu mevcut gerekçeler, dinamikler böyle bir talebi de bastıracak bir işlev görür ve dolayısıyla bu böyle devam eder. Dolayısıyla ben AK Parti'nin önümüzdeki dönemde oyunu belli oranda arttırmasını sürpriz görmem. Yani %1, 2, 3 düzeyinde bir oy artışı olabilir. AK Parti'de önümüzdeki dönemde bunu daha olası görüyorum. Yani birincil ihtimal olarak bunu görüyorum. Ama oyunu arttıramasa bile bu AK Parti'nin mevcut iktidarını şu anki özgüvenle sürdürmesini engelleyecek bir dinamik işlemiyor gibi gözüküyor. Muhalefet böyle bir rol üstlenmiyor gibi gözüküyor. Son olarak istersen tam bu savaş vesaire derken Salı günü Devlet Bahçeli'nin grup toplantısına dile getirip sonra resepsiyonda çok ortaya çıkan iç cepheyi güçlendirme, yani bölge şöyle karışık böyle karışık, tamam bundan Türkiye'nin etkilenmemesi mümkün değil. O zaman birlik ve beraberlik çağrısı, ki MHP'nin DEM Parti'yle sıkışması bile yaşandı. Bazı insanlar anlam veremedi. Bazıları mutlu oldu vesaire. Şimdi önümüzdeki dönemde böyle bir hepimiz kardeşiz, aynı gemideyiz, iktidarın başını çekeceği bölgedeki savaştan hareketle bir söylem çok fazla dillendirileceğe benziyor. Bu aynı zamanda tabii ki muhalefetin
sert muhalefet yapmasının önünü kesmeyi de hedefleyecek herhalde. Böyle bir şey strateji ben açıkçası şaşırmam. Daha ilk günden bunun işaretlerini gördük. Çok fazla bir şey vermeden iktidar muhalefeti belli ölçülerde ya şimdi zamanı değil diyerek bir takım şeyleri sineye çekmesine sağlamaya çalışacak sanki. Ne dersin, bu olur mu? Olursa tutar mı? Şöyle üç boyutu var bu meselenin benim gözümde bir. Gerçekten de Bahçeli'nin dediği doğru. Yani bu tür kritik meselelerde her şey toplumsal iç bütünlüğün güçlü olup olmamasına bakar. Bu da temelde toplumda mevcut bir gidişattan rahatsız olan birçok toplum kesimlerinin rahatsızlıklarının giderilmesiyle sağlanacak bir şey ve siyaset gerektirir bu. Sadece söylemsel bir yumuşama değil. Yani Türkiye'de uzunca bir süredir konuştuğumuz temel fay hatlarını besleyen hak ihlallerinin, siyasal taleplerinin karşılanması ile ilgili siyaset yürütmekle bu toplumsal iç bütünlüğü tekrar sağlanabilir. Kürt meselesinden Alevi meselesine, dindarlıktan işte ne bileyim ifade özgürlüğüne bir sürü meseleyle ilgili. Bu sadece üslupla yeni bir yumuşamayla sağlanabilecek bir şey değil. Bu birinci dinamik. Yani o anlamda eğer bir siyaset bağlamında bu yürütülebilecekse, belli bir politika ve söyleme dönüşecekse bu yerinde ve doğru bir şey. İkinci dinamik o gece Bahçeli'nin liderlerle tokalaşırken, meclis oturumunda tokalaşırken ki tutumunu ben bir siyasal stratejinin dışa vurumu olarak görmedim açıkçası. Yani zaman zaman Devlet Bahçeli bunu yapar. Daha önceki dönemlerde de üstelik daha önceki dönemlerde Alparslan Türkeş de yapardı buna benzer şeyler. Yani MHP ile HDP geleneği, DEM Parti geleneği arasında bu tür sembolik günlerde tokalaşmalar şahit olduğumuz bir şey. Siyasetin insani damarını güçlendirmeye yönelik bu jestler yapılıyor. Daha önce Bahçeli Ahmet Türk'ün siyasi tutukluluğunu sorgulayan açıklamalar da yapmıştı ve sonrasında Ahmet Türk cezaevinden çıkmıştı falan. Yani dolayısıyla ben kendimde sadece Bahçeli'nin bu tutumunu bir siyasal stratejinin ön şeyi olarak görmedim. Kapı aralaması olarak görmedim. İnsani bir şey olarak gördüm. Üçüncü dinamik senin bahsettiğin şey. İktidar önümüzdeki dönemde buna benzer bir yola başvurur mu? Başvurabilir ve kendisi açısından da doğru bir şey olur. Bunu sık sık Erdoğan teşebbüs ediyor zaten. Yani darbe teşebbüsü sonrasında, seçimlerden sonra zaman zaman bu Türkiye İttifakı, Türkiye ruhu gibi bir sürü denklem üzerinden Erdoğan bu siyasal muhalefetin hem sınırlandırılmasına hizmet eden bir şey hem aslında belli şeyleri ortadan, riskleri ortadan kaldıracak bir şey iktidar açısından. Ben bunu da özünde yanlış görmem. Yani genel bir siyaset açısından da bu iktidar açısından kendi lehine işleyecek bir strateji olsa bile bunu Türkiye siyaseti açısından olumsuz görmüyorum. Ben muhalefetin siyasetsizliğini iktidarla yürüttüğü ilişkideki diyaloğun normalleşmesinden kaynaklanan bir problem olarak görmüyorum. İkisi birbirinden farklı şey. Siyaset çok daha üsluplu yani ilişkiler çok daha diyalog içerisinde belli adab-ı muaşeret süreçleri içerisinde yumuşak üsluplarla yapılabilir. Ama yaptığınız muhalefet sert bir muhalefet olmaya devam edebilir. Siyasi ajandalar, içerikler üzerinden sertleşebilir bu muhalefet. Biz çoğu zaman kamuoyunda bu ikisini birbirinden ayrıştırıyoruz. Yani Erdoğan eğer muhalefetle bu daha iyi ilişkiler sürdürecekse bu muhalefetin muhalefet yapma kapasitesini daraltma psikolojisine yol açmamalı muhalefet nezdinde. Muhalefet çok daha güçlü muhalefetini sürdürmeye devam edebilir diye düşünüyorum. Evet, kibar olarak da sert muhalefet yapılabilir Evet, diyorsun. yapılabilir, yapılabilir. Evet. Hatem çok sağ ol. Çok önemli bir aşamaya denk gelmiş bu araştırmanız. Bakalım bir dahaki ay ne olacak? Artık yine her ay yapıyoruz, değil mi? Ara vermeliyiz. Yaparız, olur. Tamam. Evet. Her ay Okey, çok yapıyoruz. sağ ol. Siz de Evet. sağ olun. Görüşmek üzere. Ve Panorama TR'nin Eylül araştırmasını değerlendirdik. Kararsızlar birinci parti, CHP'de belli bir oy kaybı var ve AK Parti kıl payı da olsa birinciliği
yer almış gözüküyor Panorama'nın Eylül araştırmasına göre. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.